Efendim? Evet, evet hatırladım Sinan Bey. Hastaneden. Narin Hanım biraz konuşabilir miyiz? Konu neydi? Fırat Kazan. Fazla lafı dolandırmayı sevmem. Fırat Kazan'la tekrar beraber olmanız için size yardımcı olmak istiyorum. Neden? Çünkü Irmak'la ilgileniyorum. Yani ben öyle ayak oyunlarıyla birisinin aşkını geri kazanmayı pek doğru bulmuyorum. Öyle biri değilim yani. Ama ayak oyunlarına kurban giderek şu an büyük aşkınızdan oluyorsunuz. Evet, haklı olabilirsiniz. Irmak'ın şeytani bir zekası vardır. Ama Fırat da öyle şekerle kandırılacak bir bebek değil, değil mi? Yani eğer istiyorsa onun seçimi ne yapabilirim? Fırat şehir dışında bir otel açacakmış. Irmak da ona bu süreçte yardımcı olmak istiyor. Bu evinde kaldığı dönemde bayağı bir yakınlaşmışlar. Hı. Demek Irmak'a aşıksınız. Hem de onun adamısınız ve onun aleyhinde benimle iş yapmak istiyorsunuz. Ben kimsenin adamı değilim. Sadece parayla profesyonel iş yapıyorum. He, anladım. Fırat'ı geri kazanmak için ne kadar ödemem gerekiyor size? Yanlış anladınız. Bu süreçte ben size ödeme yapacağım. İlginç birisiniz Sinan Bey. Gerçekten. Irmak'la enteresan bir çift olurmuşsunuz aslında. Tabii eğer dikkatini çekebilseymişsiniz. İlk etapta Irmak'la ilgili bomba bir haber vereceğim size. Maksat ayağınız alışsın. Neler olmuş ya? Deli olmuşsunuzdur kızım. Daha yine kurtulmuştunuz dertten. İşte sabah çıktı gitti ablam hemen. Uzaklaştırma kararı çıkartacakmış babam hakkında. Heh. Yani. Olur mu öyle şey Allah aşkına? Aman ne yapalım? Bizim de hayatımız böyle işte. Şöyle bir oh diyemedik. Yok canım yok, değişecek o. Şimdi sana güzel bir iş bulacağız biz. Böyle sen de biraz hayatına dikkat edeceksin. Geçmişe sünger çekeceksin. Çağdiye. Artık üzme ablanı. Bak şimdi herkesin morale ihtiyacı var. Şimdi evde sana şöyle güzel bir hoş geldin partisi yapalım mı? Olmaz mı? Ha? Ay çok iyi olur aslında ha. Sermet abiye teşekkür için de iyi olur. Olur, bence de olur. Ha, merhaba. Geçmiş olsun diyeyim dedim. Hoş geldin. Tamam o zaman. Şadiyeciğim ben gidiyorum canım. Ararım seni, konuşuruz organizasyonla ilgili. Narin'e selam söyle, ben ararım onu zaten. E sen gitmeseydin, otursaydın. Birazdan gelir ablam ya. Yok canım yok, benim işim var. Haydi bay bay. Of. Of yani Picasso ya. İnsan bir haber verir, bir arasaydın gelmeden önce. Ay kız kesin gene yanlış anladı. Bana ne ya, dünya yansı umurumda değil. Ne anlarsa anlasın. Ay siz gene ayrıldınız mı be? Kızım beni Sermet'le boynuzluyormuş Deniz. Ay yok artık. Sermet. Ne haber birader? Var mı bir sıkıntı? Oh! Ne oluyor lan? Çok kötü. Ne oldu oğlum? Ya rahatsız mısın sen? Yürüsene be. Şakanın sırası değil. Bir an evvel şunlarla başlayalım uğraşmaya da. Atıf bize peş peşe davaları açar. Otursana. Vay be. Hayırdır oğlum? Sen önce şunu anlat bakayım, bu Deniz Tunalı, sen falan gizli gizden bir şeyler mi oluyor yoksa ben mi yanlış? Yok canım, ne Deniz Hanım'la benim aramda ne olabilir ki yani? Öyle bir şey yok, Ali'nin öküzlüğü. Almış benim telefonu, kıza mesajlar çekmiş. Hoppala, sebep bu. Sebep Ali'nin mallığı yani, bildiğim. Bence de. Ya istersen adam akıllı anlat gel sen bu meseleyi bana. Anlatacak bir şey yok birader. Vallahi dinlerim. Ali manyağı benim telefonumdan kıza mesajlar çekmiş yani, mevzu bu. Tabii. Niye onu seçti değil mi durup dururken? Değil mi yani? Yani. Ne alakam olur ki benim Deniz Hanım'la yani? Allah Allah. Değil mi yani? Niye onu seçti ki acaba? Evet. Anladım. Biz şunlara bakacak mıyız yoksa ben gideyim mi?
İyi öyle olsun, ver basalım. Son durum ne? Deniz Hanım'la ilgili. Şaka yapıyorum. Ama bak, bunda şaka yapılacak bir konu değil. Ayıptır yani. Ali Bey. Deniz Hanım, iyi günler. Ben size şey diyecektim. O mesajları ben attım size abimin telefonundan. Hani gerekirse durumu Can Bey'e falan açıklarım yani de. Yani abim size ele vermedi. Yok öyle bir şey falan dedi. Zaten benim yediğim hattan da haberi yok. Bir dakika, bir dakika. O mesajları onun ağzından siz mi attınız? Maalesef. Bana kalırsa sana yürüyecekleri dosya bu. Ben bu suçtan ta 2002'de aklanmıştım. Da onların bundan haberi yok. Bu ne peki? Rahmetli babamın yamuk yumuk işleri işte. Senin imzanı taklit etmiş. Ama olay sırasında sen Amerika'da değil miydin? Havaalanı kayıtlarından bunu ispatlarız. 2004 Mart. Ben 2006'ya kadar ülkeye giriş yapmadım. Bu yine Erol'un pisliğidir. Babamın başına bütün belaları da o herif sardı. Bu da onun marifetidir. Merak etme. Erol'la konuşacağım, o iş bitecek. Ya Allah aşkına yine başımıza saçma sapan belalar açma. Sıkıntı yok bende. Rahat ol. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.